Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, analize başlamadan önce gelin biraz sohbet edelim. Biliyorsunuz 10 tane ilimizde deprem meydana geldi. Çok sayıda insan öldü arkadaşlar. Ölenlerin mekanı cennet olsun. Allah geride kalanlara sabır versin. Yaralı olanlara Allah şifa versin. Depremzedelere çok geçmiş olsun diliyorum. Yani deprem ülkesindeyiz arkadaşlar maalesef. Bugün bizim de başımıza gelebilir. O yüzden arkadaşlar iyi bir insan olmaya gayret gösterelim. Yarın ne olacağımız belli değil. Diğer taraftan geceki mevzuya geleyim arkadaşlar. Gece 3'te bir paylaşım yapacaktım biliyorsunuz. Gece en son baktığımda saat 2.30'du arkadaşlar. Sonra ben gitmişim. Yani uyuyakalmışım arkadaşlar. Biliyorsunuz ağır ilaçlar kullanıyorum. Daha fazla dayanamamışım ve uyuyakalmışım. Zaten birçoğunuz fark etmiş durumu. Ramço haplara yenik düştü falan diye yorumlar gelmiş. Ama sıkıntı olmadı arkadaşlar. Niye olmadı? Biz alçalan dip yaparsak nakite geçecektik. 22.800 altında günlük kapanış gelirse öyle değil mi? Zaten birçoğunuz takip etmiştir. Kapanış 22.800 altında gelmedi arkadaşlar. Bakın hemen göstereyim. Şuradaki dibi baz alıyorduk biliyorsunuz. Ve ne oldu? Üzerinde geldi. Yükselen dip şeklinde kapattı arkadaşlar. Şimdi tehlike devam ediyor mu? Tabii ki ediyor arkadaşlar. Bir gün alçalan dip yapmadı diye öbür gün de yapmayacak anlamına gelmez. Yani hala diken üstündeyiz. Zor bir hafta bizi bekliyor arkadaşlar. 22.800 altında gün kapatmadıkça bir problem yok. Ama gün kapatırsa o zaman problem var. Anladınız mı? Yani baktım gün kapanışı geliyor. O zaman nakite geçerim arkadaşlar. Şimdilik biraz daha beklemeyi düşünüyorum. Gelelim kanal grafiğimize. Kanal grafiğimize bakınca arkadaşlar kanalın altına kırdığımızı görüyoruz. Bir süredir takip ediyoruz arkadaşlar buradaki destek hattını. Sıradaki desteğimiz 22.450 seviyelerinde. Orayı takip edeceğiz. Ora çok önemli. Niye önemli arkadaşlar? Biz 1,5 haftadır oradan döndük sürekli. Kapanış yapmadık altında. Eğer altında kapanış yaparsak hem diğer kanalın orta çizgisi kırılır hem de mavi çizgi kırılır arkadaşlar. O zaman 21.500'lere kadar bile düşüş görebiliriz. Tabii aslında teyit etmemiz için 4 saatlik yetiyor mu? Bence yetmez arkadaşlar. Günlük kapanışı da takip etmemiz gerekir. Dün direnç olarak 23.650 seviyesini vermiştim. Ora kırılmadıkça tehlike devam ediyordu öyle değil mi? Ve ne oldu? Direncimiz kırılmadı arkadaşlar ve düşüş kaldığı yerden devam ediyor. Yani öyle olursa böyle stratejimizle gidince gayet faydalı olduğunu görüyoruz. Niye? Ne olması gerekiyordu yükseliş için? Direncin kırılması gerekiyordu. Direnç kırılmadığı için de düşüş geldi arkadaşlar. Bu kadar basit. Hatta destek kırıldığı vakit geri çekilme devam eder dedik. O da oldu arkadaşlar. Yani bu şekilde ilerlememiz gerekiyor. Şimdi müsaadenizle bu direnci biraz indirmek istiyorum aşağı. Yeni hareketler oluştu bildiğiniz gibi. Şöyle yapalım. Biraz yukarı atalım. Evet. Şurada destek olarak çalışmış. Burada direnç olarak çalışmış. 23.460 diyelim kabaca. Bugün de orayı takip ediyoruz direnç olarak. Yani şu hareketi görmedikçe arkadaşlar, şöyle üzerinde kapanış görmedikçe düşme riskimiz devam ediyor. Bu kapanış gelirse de atıyorum 24.300'leri hedefleyebiliriz. O şekilde. Şimdi arkadaşlar bu konuya değindiğimize göre diğerine gelelim. Günlük bazda alçalan dip yapılmadı, sıkıntı yok. Uyumsuzluğumuz vardı. Ne durumda? Hala devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ara sayıda tepeler alçalıyor. BTC de yükseliyor. Ve uyumsuzluk hedefimiz şu an nereye kadar eğim verdi? 22.400'e kadar eğim verdi. Bakın arkadaşlar 22.450 bizim desteğimiz öyle değil mi 4 saatlikte? EMA21 de tam tamına oraya geliyor gördüğünüz gibi. Şimdi gün içinde yani gün kapanışı gelmeden burayı yoklayıp tepki verebilir. Hiçbir problem yok bunda arkadaşlar. Ama gün kapanışı 22.800 altında gelirse muhtemelen arkadaşlar uyumsuzluğu dolduracak. Belki tepki verip düşüşe devam edecek. Yani kritik noktamız bizim 22.800 günlük kapanış bazında. Yani gece 3 teyidini almış olacağız arkadaşlar. Gün içinde yapılan düşüşler vesaire bir şey ifade etmiyor. Ha tabii ki 22.400 altında 4 saat kapanış gelirse dileyen temkinli gider bir parça nakitte bekler. O karar senin ama normalde günlük kapanıştan teyidi geliyor.
Şimdi gelelim Golden Cross, Dead Cross'larımıza. Günlük grafikte bir Golden Cross yolda gördüğünüz gibi. Yani MA50, MA200'ü kesmek üzere. Hala kesmedi arkadaşlar. Tam yapışmış vaziyette bekliyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu normalde bir al sinyali olur. Öyle değil mi? Dün detaylı değindim ama tekrar üzerinden geçmekte fayda var. Mesela burada tam tersi olduğunda sat sinyali vermişti ve BTC çok sert düşüşler yaşamıştı. Veya burada al sinyali verdikten sonra başta düşse bile ilerleyen süreçte daha yüksek noktalara gittiğini görüyoruz. Veya şuraya gelelim. Burada sat veriyor. O sat verdiği günden 1-2 gün sonra dip yapıyor arkadaşlar. Ondan sonra daha sert yükseliyor gördüğünüz gibi. Yani tam çalışmadığını görüyoruz burada. Daha da geçmişe inersek çok fazla tuzaklar olduğunu görüyoruz. Mesela burada dead cross vermiş. Biraz geri çekilmiş. Sonra daha yüksek tepeye gitmiş. Golden cross vermiş. Daha sonra çok sert düşmüş. Yani al sinyalinden sonra düşüşler başlamış ve ne kadar düşmüş biliyor musunuz al sinyalinden sonra? 3 aşağı 5 yukarı arkadaşlar %62'lik düşüş yaşamış. Yani bunlar da var cepte. Daha da geçmişe inersek. Bakın şu bölgede dead cross sonrası orta vadeli düşüş trendi devam etmiş. Burada da golden cross sonrası boğa sezonu gelmiş. Ama ondan hemen önce de bakın arkadaşlar bir golden cross veriyor. Golden cross'tan sonra ne kadar düşüyor? Bak. Şuna bak %35 düşüyor örnek vereyim. Yani tuzak kuruyor burada. Daha sonra bir dead cross veriyor. Ne oluyor ondan sonra? BTC boğa sezonuna giriyor dead cross'tan sonra. Yani günlük grafik yanıltabilir arkadaşlar. O yüzden biz buna bakmak yerine alçalan dip stratejimizden devam edelim. Yani alçalan dip gelmedikçe bu Golden Cross'un çalışma potansiyeli var diye düşünebiliriz. Normalde bir Golden Cross oluyorsa bir retest düşüşü de görülür. Öyle şeyler de oluyor arkadaşlar. Şu an bir iki ortalamanın olduğu yer 19.700 seviyesinde. Devam edelim. Şimdi haftalık grafiğimize gelelim. Haftalıkta da tam tersi bir dead cross yolda arkadaşlar. Haftalık kapanış geldi ve kesişim şeklinde gelmedi arkadaşlar. Yani bayağı bir yaklaştı birbirine. Muhtemelen önümüz 6 gün sonra önümüzdeki haftalık kapanışta kesmiş olacak. İşte o zaman neler olacak arkadaşlar? Hep beraber tecrübe edeceğiz. Çünkü daha önce bu hiç olmadı arkadaşlar. Haftalık grafikte bu daha önce olmadı. Gördüğünüz gibi. Yani eğer biz günlükte alçalan dip yapmazsak, yani şuradaki dibin altında gün kapatmazsak, o zaman arkadaşlar potansiyel hedef olarak verebileceğim yer 25 bin dolar seviyesi. Mesela bu iki ortalamanın birleştiği yer. Yani kabaca 22.800 altında gün kapanışı gelmedikçe 25 bin potansiyeli var. Potansiyelden bahsediyorum. Kesin gidecek demiyorum. Yani günlükte alçalan dip yapıldığı vakit o zaman bunu iptal ederiz arkadaşlar. Sert düşüşler bekleyebiliriz o zaman. Yani ve haftalık da gerçekleşeceği için bence çok önemli bir sinyaldir bu. Dediğim gibi daha önce olmadı. İlk defa oluyor. Ben de sizinle birlikte tecrübe edeceğim. Devam edelim arkadaşlar. Aylık grafiğimizde de ilk defa mavi ortalama kırmızıyı aşağıya kesti arkadaşlar. Bu da MA10 ile MA50 aylık grafikte. Burada kesişim teyit edildi zaten. Bakalım bu nasıl bir sonuç doğuracak. Yani tarihten beri de şu kırmızı ortalamanın altında aylık kapanış gelmemişti. Biz bunu da yaptık aylar önce arkadaşlar. Belki de bir retest yapıp geri çekilecek. İzleyip göreceğiz. Ama netice olarak burada da bir ayı sinyalimiz mevcut. Şimdi önemli olan alçalan dip yapılmadıkça şu bölgeyi hedefleyebiliriz. 25.000 bölgesini. Alçalan dip yapılırsa da dediğim şekilde ilk etapta 21.500'ü takip edeceğiz. Ve burada bir düşen ana trendimiz kırıldı biliyorsunuz. Onun bulunduğu seviyede 21.300 seviyelerinde kabaca o bölgeyi takip edeceğiz. Şimdi arkadaşlar atıyorum bu haftalık grafiktir. Haftalıkta düşen trend kırıldı. Aylık grafiği açıyoruz. Aylıktan bakınca da arkadaşlar net bir şekilde kırılmadığını görüyoruz. Olur ya atıyorum adamlar düşen trend kırıldı diye hava estirip altında tekrar hafta kapatırlar mı? Yapabilirler. O şerefsizlik var onlarda arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmak lazım. Bu sefer de deriz ki aylıkta kapanış gelmedi üstünde. O yüzden kırılım teyit edilmedi gibisinden. Yani önemli olan bizim için bu değil tabii ki. Yani ben buna bakmıyorum arkadaşlar. Alçalan dibi takip ediyorum ben.
Atıyorum düşüş geldi bu çizgiye. Belki orada stoplu denenir, bir şey olur. Yani bir şey yapılır yani. Ama şimdilik düşen trend kırıldı. Boğa sezonu başladı demek için gerçekten çok erken arkadaşlar. Diğer taraftan da haftalık da stokastik sata doğru gidiyor. Haftayı böyle kesişimle kapatırsa bir sat sinyali vermiş olacak. MACD'ye bakınca da alçalan çubuk yaparsa bu da negatiftir. Ama 6 gün sonra belli olacak arkadaşlar ne durumda olacağımız. Şimdi altcoin dominans grafiğine gelelim. Yani farkına varmışsınızdır. Altcoin'ler güzel yükselişler yapıyor arkadaşlar. Sebebi de budur. Zaten değindik daha önce. Düşen trendimiz var. Düşen trend kırılırsa altcoin'lerde güzel hareketler görebiliriz gibisinden. Ve BTC geri çekilince burada da bir geri çekilme yaşadık arkadaşlar. Yani belki de düşen trendi bir retest yapacak. Ondan sonra yükselişine devam edecek. Ama tekrardan şöyle anlatayım. 10.69 altında günlük kapanış gelmemesi gerekiyor. Şöyle oraya da bir yatay atalım arkadaşlar. Şu şekilde. Rengini de değiştirelim. Biraz kalın olsun. Şöyle çizgi olsun. Sarı yapalım. Yani sarı altında gün kapanışı gelmeyecek arkadaşlar. Bu şartlar altında yoluna devam edebilir. Bir problem olmaz. Şimdi dolar endeksine gelelim. Dolar endeksinde de güzel bir tepki geldi geçen hafta arkadaşlar. Ve şu anda yolculuk nereye oraya bir bakalım. Mesela biz bu kanalın orta çizgisini kırmıştık biliyorsunuz. Oraya kadar yükselişler devam edebilir. 103.34 seviyesi. Yani orayı takip edeceğiz. Direnç olarak oraya bir yükseliş yaşarsa BTC'de de bir geri çekilme görülebilir tabii ki. Nere önemli dolar endeksinde? Bir bakalım. Şöyle 104.64 üstünde günlük kapanış önemli arkadaşlar. Bu durumda da yukarı yönlü yeniden bir hareket başlatabilir. Yani şöyle yapalım. Şu şekilde direnç koyalım oraya. Yani 104.64 üzerinde bir günlük kapanış lazım arkadaşlar. O zaman yoluna devam edebilir. Şimdilik bir vites sonrası düşüş gibi görüntü var. Tabii ben bilemem ne yapacaklarını. Sadece duruma göre size gösterebilirim. Bu durumdayız vesaire gibisinden. Netice olarak kanalın orta çizgisi kırılmış. Vites beklenir sonra düşmesi beklenir. Ama burada bir tuzak kuracaklarsa da bilmem. Bu tuzağı anlamanın yolu da 104.64'ü kıracak arkadaşlar. Üzerinde kapanış yapacak. Diğer taraftan bu da Tether dominans grafiği. Bu grafik yükselirse BTC'de geri çekilme görürüz biliyorsunuz. Ve şu anda da alçalan bir takoz var gördüğünüz gibi. Yani bu genelde boğa formasyonudur. Yukarı kırar genelde. Ama ısrarla da direnci kıramadığını görüyoruz. Belki bir tur daha aşağıya gidip yukarı yapacak. Bakın üzerine iğneler atıyor. Hatta burada sert bir iğne atmış. Ama kapanışı tekrar altında yapmış gördüğünüz gibi. Kırılım teyit edilmemiş. Yani bir senaryo olarak eğer BTC 25.000 bölgesine yükselecekse tekrar bu alt çizgiye doğru düşer. Ondan sonra kırılım yapıp yükselir. Bu bir senaryo. Veyahut direktmen buradan kırar, yükselişine devam eder arkadaşlar. Yani Tether dominansı 6.75 üstünde gün kapatması gerekiyor. En azından 4 saatlik kapanış gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani durumlar bu şekilde. Hala tehlike geçmiş değil. Hani belki de alçalan dip yapacağız günlükte bilemiyoruz. Ben elimden geldiğince sizin yanınızda olacağım bu süreçte arkadaşlar. Umarım en doğru şekilde ilerleriz. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.